Beyler merhaba. Kaan'ın Leon'u ile vedalaşıyoruz şu anda. Araba satıldı, kaporası alındı zaten. Yarın teslim edilecek. Ama bizim için üzücü bir durum. Hani yerine daha iyi bir araba gelecek olsa dahi, yani arabacı insanın arabası değerli oluyor. Önemli olan onun modeli, fiyatı, ne durumda olduğu değil, o arabanın bize ait olması. Bu da yani bizim için zor bir durum. Keşke hiçbir arabamızı satmadan yenisini alabilsek diye düşünürüz hep. Ama böyle bir imkan yok tabii. En azından çoğumuzda yok. Bakalım. Emeğimiz var arabada. İnşallah yeni sahibi mutlu mesut biner. Kaan'ın çok emeği var. Bizim var az çok. O yüzden vedalaşmak istedim. Benim kanalda da testi yoktu. Ufak bir test olsun. Hem de bir hatıra kalsın. Alındığı günü bilirim kendisinin. Severdik o yüzden. Kaan da eski bir Astra H kullanıcısıydı. O zamandan tanışıyorduk. Bunu aldığında zaten tanışıyorduk yani. Bayağı 3 sene falan oldu. Böyle Allah'a şükür kazasız belasız bugüne kadar kullandı. Bundan sonra da yeni sahibine hayırlı olsun inşallah. Her zamanki testlerimizi yapalım. Zaten o kadar ağır bir test videosu değil de daha çok hatıra amaçlı oldu dediğim gibi. Pek de zorlamak istemiyorum arabayı. Şu an bize ait olmadığı için. Yeni sahibi de anlayışla karşılar büyük ihtimalle bu ufak hatıra çekimini. Bakalım, her zamanki yere geldim. 60-140 deneyeceğim. Düzle indiğimde. Elimizdeki verilerle karşılaştıracağız. Before after olmayacak bunda. Astra Kaan'ın ve 320i'nin sürelerini koyarım alta bununla birlikte. Referans değeri olmuş olur. 1200 kilo bu araba. Astra K 1250 kilo 1.6 dizeli. Yakın kilolar. Aynı hacimde motor. Aynı mantıkta motor. Turbo dizel. Yani güzel bir karşılaştırma olur herkes için. Tabi bu yazılımda onların da yazılımda hallerini koyacağım. Ama 320i'nin stok halini koyacağım tabi. Bakalım şimdi düzlüğe geldim. 3. vitese bir ineyim, kurtaracak mı? Evet, 3. vites yok. 2'den yapacağız. Vites aralarını bayağı uzun yapmışlar Leon'ların. Şimdi yüklendim. Canlı. Hani 1.6 dizel biz de kullanıyoruz. Abimin var Passat'ı. 1.6 dizel 105. Hani ona göre çok fark var tabii. EGR açık. DPF üstünde hala. Yani ekstra modifikasyon yok. Bu anlamda. Sadece yazılım. Yani onu düşünürsek hakikaten iyi gidiyor. Şimdi arabaya Kaan ne yapmıştı? Onları hatırlamaya çalışıyorum da. Arabada zaten Seat Sound vardı. O yüzden ses sistemini ellemedi. Koltuk ısıtma var. Nappa koltuklar var bunda. Bayağı güzel. Yalıtım yaptı komple. Bir de bu torpido işlerine kadife kaplama tarzı eklentiler var. Onları yaptı. Buralarda bazı kaplamalar var. Direksiyon değişti. FR direksiyonu bu. Bunu taktı. Dışında da birkaç ufak değişiklik var. Aynalar mat gri kaplı vesaire. Arabada spor yay var. 18 jant aldı. Paçalıklar var. Rally armor. Bayağı yani bizim sevdiğimiz tipte bir araba haline gelmişti. Zaten bizim genelde arabalarımıza yaptığımız şeyler bunlar. Arkadaş çevresi olarak. Ama kapı içlerini kırmızı kapladı en son. Kaan. Kapı ceplerini kadife kaplamayla. O da güzel olmuş hakikaten. Ekstra büyük ekran var arabada, alırken satın almıştı. Onu söylemeyi unuttum. Yani aslında dolu bir araba. Ortalama Leon piyasasına göre. Ettiği, hak ettiği paraya da gitti Allah'a şükür. Bakalım ne alacağız yerine Kaan'a. Büyük ihtimalle Leon ST, yani Station Wagon ST Sport Tourer. İnşallah güzel bir araba bulur, kafasına yatar, onu alır. Şimdi şuradan döneyim. Tabela testi yapalım. Tabela testini kaldırmıştım bir ara. Yoğun istek üzerine tekrar yapacağız. Bugün trafik yok Allah'a şükür. Rahat rahat kalkar testimizi tabelanın sonunda tamamlarız. Haydi bakalım. 3, 2...
73. Bomboş yol denk geldi. Çok güzel. Ile girdi. Yokuş yukarı biraz yavaşladı. 180 şu anda. 179. %80'le bitiriyor testi. 180. Güzel bir skor. Bırakalım biraz kendine gelsin, soğusun. Soğusun derken arabada bu arada Mokul var. Radyatör suyu katkısı. O sayede aslında araba olması gerektiğinden soğuk kalıyor genelde. Yani serin kalıyor olması gerektiğinden derken, ne kadar serin soğutma suyu o kadar iyidir. Şu an mesela 90 derece, bu kadar yüklememize rağmen 90 derece soğutma suyu sıcaklığı. Hani bu Motul Mokul ürününün başarısını gösteriyor aslında. Onu başka bir videoda anlatırım ne olduğunu. Yağ olarak zaten Motul X-Clean kullanıyorduk bunda. O da çok iyi bir yağ. Mesela şu an yağ sıcaklığına bakalım. 110 derece. Yani şu performansa göre 110 derece mükemmel bir değer. Ortalama tüketimi 6.2 olmuş. Son 33 kilometrede. Bu basmalar da dahil. Hani yani yazılımdan dolayı da bir miktar düşüyor ama genel olarak motor zaten gayet uygun tüketimli bir motor. Şurada lastiklerle bir vedalaşalım minikten. Fazla acı çektirmeden. 18 jant yani bu arabada olması gerekiyor gibi. 17 varken daha şeydi, böyle oynaktı yolda. 18'de daha net bir hissiyat var. Arkadan bir tane FR geliyor. Biraz oynardık ama araba emanet şimdi. Fazla bulaşmayayım sağa sola. Şimdi mesela 3. vites yokuş yukarı 1100 devirde bıraktım arabayı. Ve araba şu anda toparlıyor. Hani yazılım olmasa 1.6 dizelin, 1.6 TDI'nin bunu yapması imkansız. Hani ciddi anlamda imkansız. Ben çok aktif kullanıyorum Passat'ı. Hani ağır, biraz daha ağır falan filan da motoru tanıyorum. Hani imkansız bunu yapması. Yani aslında yazılımdaki yakıt ekonomisi de buradan geliyor. Bir üst viteste çok rahat ilerleyebiliyorsunuz. Yani bir düşük vitese indirip arabaya yüklenmek yerine çok daha az yakıtta bir üst viteste kalıp, hani zaten o devirde yakacağı miktar belli. Oradan yürüyebiliyorsunuz pıtır pıtır. Ekonomi kısmı buradan geliyor. Ha, nasıl daha fazla güçlü oluyor da daha az yakıyor vesaire gibi düz mantık yorumlar geliyor. Bu şekilde açıklamış olalım. Yani bu çektiğimiz araçlarla ilgili Facebook gruplarına üyeyseniz oralarda paylaşabilirsiniz videoları. Beğen tuşuna basmayı unutmayın, beğendiyseniz yine. İlginiz için teşekkürler. Kaan'la Nuri beni bekliyor. Buradalar. Egzozu çıkardım. Orası birine Serhat'a verdim. Birine Kaan aldı falan. Geri kalan difüzörü de boş yapardık. Merhaba. Beyler merhaba. Merhaba. Tosun gitti. Tosun gitti. Sattık. Tosun gitti. Kapora falan geldi mi? Kaporası geldi. Yani bir kapora muhabbetiyle. Pardon ya. Videoda sigara içebiliyoruz mu? Yok. Aynen. Kanalda sigara yasak artık. Aynen, kanalda. Zaten tek Nuri içiyordu. Aynen, bir Nuri içiyordu. O yüzden ona da şey yaptık. O zaman ben şöyle yapayım. Hayır, içmiyorum ama. Bunları kesersin. Gerçek bir şey. Araba gitti. Serhat verdi arabayı. Güzel kabrio, golf 1. Güzel kabrio, golf 1. Artık yani. Rastlasın şu anda rastlar yani. Umarım videoda çıkmıştır. İnşallah. İnşallah. Mükemmel de ya. Sattık gitti. İlandaydı bir araba. Ben anıldığı günü bilirim ya. Vallahi ya. Aldığım gün akşamında, aynen ya, poşetleri üzerinde Serhat geldi, bir malzeme vardı Astra H için o zaman.
Benden onları almıştı. O aldığı gün Serhat gördü arabayı. Biz zaten eskiden astıraş gruplarından arkadaşız. Aynen. İkimizin astıraşı vardı. Ne çektik lan? Vallahi ya. Ne çektik yani. Yani eskiden o astıraşta. O grup muhabbetleri böyle grup milletin birbirine arkadan yürümesi of. Falan. Yani of. Facebook gruplarından yani dikkat edin. Aynen dikkat edin. Forum sakata grup, gelmeyin şey edin. Yani sakata gelmeyin. Sıkıntı olmasın. İşte bizdeydi bu kilometresine kadar. İlk iki bakımını zaten serviste yapmıştık. Sonra dedik işte Serhat'lar, Ümit abi Serhat işte yazılım konusunda bir yardımcı oldular bana. Hiç yaptırasım yoktu benim yazılım aslında ama bilenler bilir hani benim huyumu o konuda. Güvenlik Serhat'ları yaptırdık yazılım. Keşke daha erken yaptırsaydım dedim. Çünkü 1.6 dizelin o şeyini bütün komple götürdü yazılım. Yani yalan değil yani bunu zaten benim Instagram verirsin alta linki. Instagram'a bakabilirsiniz, bakıp abone olabilirsiniz. Vermedik. Oradan hemen da görebilirsiniz arabanın her alındığı günden itibaren her şeyini görebilirsiniz. Orada da var memnuniyetim yani yalan değil hani videoda konuşmak için konuşmuyoruz. Yani. 2013'tü değil mi? 2015. Pardon. 2013. 2015. Tamam doğru ya. 2015 benim arabam lan. Nuri'nin arabayla karşılığında. 36 bin demiş anne. Kaçta? Yok 56 bin. Ben arabayı tamamen yanlış yaptım. Yani, ne? O araba bu araba değil. Beni dinlemeyin. 2015 model. Mart, Nisan çıkışlı araba. 56 bin kilometrede. Bunun yaklaşık 15 bini, 20 bine yakınını Serhat'ların yazılımında bindim. Arabanın bütün komple bugüne kadar sıfırından itibaren aldığım mazotları duruyor. Mazot tüketimleri duruyor. Arabanın ortalama yani 56 bin kilometrelik ortalama tüketimi duruyor. Yazılımdan önce 5.7 idi. Yazılımdan sonra işte 15 bin kilometrelik o yazılımdan sonraki kısımda da benim biraz hayvanlığımdan dolayı bir 6, 5, 8, 5, 9 civarına çıktı. Ama hani o benim şeyimden yazılımlı olunca... Yazılımlı olunca biraz sert binme hani sert değil de hani biraz daha böyle zevkli binme şeyi oluyor insanda. Kırbaç. Ama aynen o çok sıkıntı değil ya yakıtta yani ben çok yakıyor ya demedim bugüne kadar hiç. Onun haricinde spacer var arabada. Yay var 45 mm Vogtland yay var. Spacer bu arada Şemsi'nin spacer'ı SM spacer. O da Ankara'da. Tavsiye ederim yaklaşık kaç binde? 30 31 binde taktım spacer'ı 56 bine kadar bindim. Kışlık jantla bindim, 17 jantla bindim, 18 jantla bindim aynı spacer'a. Hiçbir problem yaşamadım bugüne bana kadar. Hadi hatırlamı tamam. Aynen uzun bir jonla beraber. Şemsi'yi tavsiye ederim. Arkadaşım zaten o da kendisi. Selamlar buradan. O da Şirokko aldı. Tosunu alacaktı aslında da. Sonra Şirokko'ya döndü o. Hayırlı olsun buradan onun Şirokko'su da. Velhasıl kelam öyle. 18 inç jantlarımız var. Bu arada videoda izlemişsinizdir gidişini. Gidişe diyeceğim şu var. Arabada 18 jant var. Dizel için 18 jant biliyorsunuz şey büyük kalıyor. Artı bir de yaklaşık bir 50 kilo falan 50 kilo 40 kilo şey var. Bitusel Frex yalıtım var arabada. Hani yalıtım, kendi ağırlığım var. Aynen bir de yok. Serhat'ın ağırlığı var. Ben de 90 kilo falan her şey. Serhat'ın ağırlığı var. Fark etmiyor çok kötü. İşte onlar da hani yalıtım önemli çünkü Leon'larda biliyorsunuz bir tık eksik kalıyor yani o diğer Golf'lere göre, Audi'lere göre o şekilde. Yani araba çok güzel. Ben hani sattık, verdik. Pazartesi inşallah satışını da vereceğiz. Bir sıkıntı çıkmazsa bu video yayınlandığında muhtemelen ben yeni arabayı almış olacağım inşallah. Yani burada şey demek istiyor, videoları yavaş yapıyorsun. Hani. Aynen. Bir çekiyoruz bir ay sonra geliyor falan. Hepimizin şeyi o, hepimizin. Üzerindeki böcekler de mi vereceksin yoksa şey mi? Yok, onları yıkayacağız. Yani yıkayacağız onu. Abi. Ağırlık olmasın. Biraz kirli, özür doğuş dilerim. Doğuş plakalıklarıyla ilgili. Evet ya, şimdi şeyden çekindim. Bu APP plaka muhabbetinden çekindim. O yüzden değiştirdim plakaları. İyi olmuş, iyi olmuş. Hani satmak üzere, hani Türk şimdi bir de ceza yemeyelim dedim. Türk bayrağı da her zaman için bizim üzerinde. Göğsümüzde yeri vardır. Benim eskiyi de zaten Serhat aldı, Serhat'ın arabaya yaptı. Araba da eski yani o yüzden.
Ben dedim yenisini alayım dedim adama. Dedim eskiyi takma dedim. Önemli olan onun üzerindeki böyle solmuşluk falan benim için daha... Aynen seviyor. Yani. Seviyor o hayatı. Eski. Retro. Eski hayatı. Velhasıl kelam böyle. Diyeceğimiz bir şey var mı Serhat Bey? Sormak istediğiniz bir şey var mı? İşte daha iyisi de gelecek olsa insan İnşallah. Biliyor. İnşallah. Ya abi sıfırından aldığın arabaya üzülüyorsun. Yapacak hiçbir şey yok onunla. Ama iyi bir yere, iyi bir eve gidiyor. Hani çünkü şöyle bir şey var. Araba satılıktı. Alacak kişiler böyle almak için gelen kişiler böyle biraz şeydi hani. Alalım kapatalım ucuza kapatalım modundaydı. Leon piyasası işte. Leon piyasası işte. Ama alan abi çok sağ olsun yani. Ben satmazken benden rica etti, ben de kırmadım. Gerçekten güzel bakacak bence. Yani iyi bir eve gidiyor, çok mutluyum o açıdan. Tosun daha gitmeden garajı yapıldı. Fotoğrafı geldi dün bana. Garaj yaptım kardeşim kapalı diye. Kapalı garaja gidecek inşallah. Tosun Paşa bakalım yeni evinde mutlu olur inşallah. Hayırlısı. Hayırlısı. Nur'un ekleyeceği bir şey yokmuş. Aynen, Nur abi de işini yaptı. Satamadım arabayı, satacağım. Bakalım ben ne alacağım? Sürpriz. Bakalım ne alacağız? Gerçi siz bu videoyu izlerken muhtemelen almış olduk. Alttan yayınlamadım. Alttan linkini eklemedim. Aynen. Instagram'ı takip edin. Orada görebilirsiniz. Seat Leon TDI 06 hocam. Bu koymaz şimdi link. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı. Evet, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı. Şu da var. Şurada bir videoyu beğenmeyi, paylaşmayı. Abone olmayı unutmayın. Almanya'dan geldim, Bitbox yapıyorum. Ama Bitbox. Oh yeah. Hadi. Kapat. Hadi. Görüşürüz.